Bir zamanlar çok uzak bir ülkede bir kral ve bir kraliçe yaşardı. Onların çok sevimli bir kızları vardı. Adı Leyla'ydı. Leyla çok akıllı, cesur ve meraklı bir kızdı. Her gün yeni şeyler öğrenmek ve maceralar yaşamak isterdi. Ama babası kızını tehlikelerden korumak için onu sarayın içinde tuttu. Leyla sarayın bahçesinde oynamaktan başka bir şey yapamazdı. Bir gün Leyla bahçede dolaşırken bir ağacın arkasında gizli bir kapı buldu. Kapı çok eski ve paslı görünüyordu. Leyla kapının nereye açıldığını merak etti. Kapıyı iterek açtı ve içeri girdi. Kapının arkasında Leyla'nın hayal edebileceğinden çok daha büyük ve güzel bir bahçe vardı. Bahçede rengarenk çiçekler, meyveler, kuşlar ve kelebekler vardı. Leyla gözlerine inanamadı. Bu sarayın bahçesinden çok daha güzeldi. Leyla bahçeyi keşfetmeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra bir gölün kenarına geldi. Gölün suyu berrak ve parlaktı. Leyla gölün dibinde bir şey parladığını gördü. Daha yakından bakmak için eğildi. Gölün dibinde altın bir anahtar vardı. Leyla anahtarı almak için göle uzandı. Ama tam o sırada gölün ortasından bir ejderha çıktı. Ejderha kırmızı pullu bir vücuda, yeşil gözlere ve keskin dişlere sahipti. Leyla ejderhadan korktu ve geri çekildi. Ejderha Leyla'ya doğru yaklaştı ve konuştu. Merhaba küçük kız. Benim adım Zara. Sen kimsin ve burada ne arıyorsun? Leyla, Eyderha'nın konuşabildiğine şaşırdı. Ama yine de cevap verdi. Benim adım Leyla. Ben kralın kızıyım. Buraya tesadüfen geldim. Bu bahçe çok güzel. Senin mi? Zara, Leyla'nın sözlerine güldü. Hayır, bu bahçe bana ait değil. Ben sadece burada yaşıyorum. Bu bahçe çok eski bir büyücünün yarattığı bir yer. Burası büyülü bir bahçe. Leyla büyülü bir bahçe olduğunu duyunca daha da meraklandı. Büyülü bir bahçe mi? Burada neler var diye sordu. Zara Leyla'ya gülümsedi. Burada çok ilginç ve sıra dışı şeyler var. Mesela şu ağacın meyveleri her ısırıkta farklı bir tat verir. Ya da şu çiçekler kokladığımda seni farklı bir yere götürür. Ya da şu anahtar, gördün mü? O anahtar bahçenin en büyük sırrını açar. Leyla anahtarı hatırladı. O anahtar neyi açar diye sordu. Zara Leyla'ya gizemli bir şekilde baktı. O anahtar bahçenin merkezindeki kuleyi açar. Kulede büyücünün bıraktığı bir hazine var. Ama o hazineyi almak çok zor. Çünkü kule çok tehlikeli bir yer. Oraya girmek istersen çok dikkatli olmalısın. Leyla kuleyi ve hazineyi duyunca heyecanlandı. Kuleye gitmek istiyorum. Bana yardım eder misin diye sordu. Zara Leyla'nın cesaretine hayran kaldı. Tamam, sana yardım edeyim. Ama önce anahtarı almalısın. Anahtarı almak için gölün dibine dalmalısın. Ama dikkat et, gölde başka yaratıklar da var. Onlardan kaçınmalısın. Leyla anahtarı almak için hazırdı. "Peki, hadi gidelim." dedi. Leyla ve Zara göle daldılar. Leyla Zara'nın kuyruğuna tutundu. Zara Leyla'yı gölün dibine götürdü. Leyla gölün dibinde çok çeşitli balıklar, yengeçler, deniz yıldızları ve mercanlar gördü. Ama aynı zamanda gölün dibinde çok korkunç yaratıklar da vardı. Leyla gölün dibinde dev bir ahtapot, bir köpek balığı, bir deniz anası ve bir deniz kızı gördü. Bu yaratıklar Leyla ve Zara'ya saldırmak istiyordu. Leyla Zara'nın kuyruğunu sıkıca tuttu. Zara Leyla'yı korumak için ağzından ateş püskürttü. Ateş yaratıkları uzaklaştırdı. Leyla ve Zara anahtara yaklaştılar. Leyla anahtarı almak için elini uzattı. Ama tam o sırada Deniz Kızı Leyla'nın elini yakaladı. Deniz Kızı Leyla'yı kendine çekti. Leyla Deniz Kızı'nın yüzüne baktı. Deniz Kızı çok güzel görünüyordu. Ama gözleri çok kötü ve karanlıktı. Deniz kızı Leyla'ya fısıldadı. Sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Bu anahtar senin değil. Bu anahtar bana ait. Sen buradan git. Yoksa seni öldürürüm. Leyla deniz kızından korktu. Ama yine de cesur davrandı. Ben Leyla'yım. Ben kralın kızıyım. Bu anahtar bana ait. Sen buradan git. Yoksa seni öldürürüm dedi. Deniz kızı Leyla'nın sözlerine sinirlendi. Sen kimsin de bana böyle konuşuyorsun? Sen sadece bir insan çocuğusun. Ben ise bu gölün kraliçesiyim. Bu anahtar benim hakkım. Sen buradan git. Yoksa seni öldürürüm dedi. Leyla ve deniz kızı birbirlerine bakarak kavga etmeye başladılar. Leyla deniz kızının elini itti. Deniz kızı Leyla'nın saçını çekti. Leyla deniz kızının kuyruğunu ısırdı. Deniz kızı Leyla'nın yanağını tırmaladı. Leyla ve deniz kızı anahtarı kapmak için uğraştılar. Zara Leyla ve deniz kızının kavga ettiğini gördü. Zara, Leyla'ya yardım etmek istedi. Ama Zara, gölün dibinde, başka yaratıkların da geldiğini fark etti. Zara, Leyla ve deniz kızının yanına gitti. Zara, deniz kızına bağırdı, sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Bu anahtar senin değil. Bu anahtar Leyla'nın. Sen buradan git. Yoksa seni öldürürüm. Deniz kızı, Zara'nın sözlerini aldırmadı. Sen kimsin de bana böyle konuşuyorsun? Sen sadece bir Eyderhasın. Ben ise bu gölün kraliçesiyim. Bu anahtar benim hakkım. Sen buradan git. Yoksa seni öldürürüm, dedi. Deniz kızı Zara'ya saldırmak için elini uzattı. Ama tam o sırada Leyla, deniz kızının elindeki anahtarı kaptı. Leyla anahtarı alınca çok sevindi. Ben anahtarı aldım. Hadi gidelim dedi. Leyla Zara'nın kuyruğuna tutundu. Zara Leyla'yı gölün yüzeyine çıkardı. Leyla ve Zara gölden çıktılar. Leyla anahtarı göstererek gülümsedi. Bunu başardık. Şimdi kuleye gidelim dedi. Zara Leyla'yı tebrik etti. Aferin Leyla. Sen çok cesursun. Şimdi kuleye gidelim. Ama dikkat et. Kulede başka tehlikeler de var. Oraya girmek istersen çok akıllı olmalısın, dedi. Leyla ve Zara bahçede yürüyerek kuleye doğru ilerlediler. Bahçede çok güzel manzaralar gördüler. Leyla bahçedeki her şeye hayran kaldı. Leyla bahçedeki her şeyi dokunmak, koklamak, tatmak ve duymak istedi. Ama Zara, Leyla'yı uyardı. Leyla, dikkatli ol. Bu bahçe çok büyülü bir yer. Buradaki her şey seni aldatmak isteyebilir. Burada sadece kuleye odaklanmalısın. Başka hiçbir şeye dokunma, koklama, tatma veya dinleme. Yoksa büyücünün tuzağına düşebilirsin, dedi. Leyla Zara'nın sözlerine kulak verdi. Leyla bahçedeki her şeyden uzak durdu. Leyla sadece kuleye odaklandı. Leyla ve Zara bahçenin merkezine geldiler. Bahçenin merkezinde çok yüksek ve karanlık bir kule vardı. Kule çok eski ve ürkütücü görünüyordu. Kulede tek bir pencere yoktu. Kulede sadece bir kapı vardı. Kapı çok sağlam ve demirliydi. Kapının üzerinde büyük bir kilit vardı. Kilit altın bir anahtarla açılabilirdi.